Haber ajandası işitme engelliler için hazırladığımız haberlerle devam ediyor. Hürriyet gazetesinin 25 Şubat 2017 günü tartışma yaratan karargah rahatsız haberiyle ilgili Genelkurmay Başkanlığı'ndan açıklama geldi. Açıklamada son dönemde yoğunlaşan asılsız iddialarla ilgili bir basın mensubuna bilgilendirme yapıldığı doğrulandı. Ancak bu bilgilendirmede karargah rahatsız, karargahta rahatsızlık, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde rahatsızlık gibi ifadelerin söz konusu dahi olmadığı vurgulandı. Genelkurmay Başkanlığı açıklamasında Fırat Kalkanı Harekatı'nın başarıyla tamamlandığı bir dönemde bu tür iddia ve iftiralarla gündemi bulandırma çabalarını esefle karşılıyoruz denildi. Dört maddelik açıklamada Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ve Genelkurmay Başkanı'nın şahsına yönelik eleştiri kisvesi altında iftiraya varan iddialarla ilgili bir basın mensubuna bilgilendirmede bulunulduğu belirtildi. Cevap verilen eleştirilerin muhatapları bellidir denildi. Hürriyet gazetesinin karargah rahatsız manşetine devletin zirvesi de tepki gösterdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan atılan manşeti terbiyesizlik ve seviyesizlik olarak nitelerken bunu devlet kurumlarına kurumlarını birbirine düşürme çabası olarak değerlendirdi. Ön sayfada atılan başlık tabii içeride atılan başlık çok çok daha çirkindi. Ve 7 soruya 7 cevap. Öbür tarafta karargah rahatsız başlığı gibi ifadeler. Bunlar tabii bizleri rahatsız ettiği gibi Türk Silahlı Kuvvetleri'ni hayda hayda rahatsız etmiştir. Çünkü bizim rahatsız olduğumuz bir konudan silahlı kuvvetlerimizin rahatsız olmaması mümkün değildir. Çünkü biz aynı vücudun azaları gibiyiz. Silahlı kuvvetler rahatsız oluyorsa biz rahatsız oluruz. Eğer biz rahatsız olmuşsak silahlı kuvvetler hayda hayda rahatsız olur. Zira bu işin başı neresidir? Devlettir, hükümettir. Ve silahlı kuvvetler devletin bir uzvudur. Burada yapılan çok açık ne söylüyorum? Atılan başlık bir terbiyesizliktir. Seviyesizliktir. Böyle bir başlığı atmaya bir defa bu gazetenin ne yönetimi ne patronaj kadrosu muktedir değildir, olamaz. Onun için de bu işin hukuki süreci neyse bu zaten şu anda bazı adımlar atılmış vaziyette. Bizler bunun takipçisi olacağız. Türkiye'de işitme engellilerin eğitim gördüğü 19 meslek lisesi var. Ancak bu okullardan mezun olan öğrenciler engelleri dolayısıyla yetkinliklerine denk bir iş bulamıyorlar. Türkiye'nin beyaz eşya ve elektronik devi işte bu öğrenciler için harekete geçti. Manisa'da bulunan fabrikasında Eşit Şans projesi başlattı. İş aradım ama hiç kimse almadı işi. Bu çocuklar eğitimini tamamlamış, meslek lisesi eğitimleri var. Bunlar, bu çocuklar boş çocuklar değil, bunlar gayet zeki çocuklar. Ancak onlar işitme engelli. Yıllarca bu yüzden iş bulamadılar. Onlara toplu iş imkanını Türkiye'nin beyaz eşya ve elektronik devi Manisa'daki fabrikasında sundu. İşitme engelliler için çok özel bir program yaptık. İsmine de Eşit Şans Projesi koyduk. Eşit Şans şuradan geliyor. Biz eğer engellilere eşit şans verirsek, doğru çalışma ortamı sağlarsak onlar da engelsizler gibi çalışabilir. Öyle de oldu. 2 sene içerisinde pek çok gencin hayatı değişti. İş yok, para kazanamıyordum. Yaşam zordu. Hep bunları düşünüyordum. Buranın işitme engelli aldığını duyunca hemen geldim. Burada çalışmak çok güzel, çok memnunum. Annem, kardeşim ve ben üçümüz geldik. 1,5 sene oldu. Telefon bölümünde çalışıyoruz. Telefon parçalarını yapıyoruz.
İşitme engelliler fabrikanın her biriminde çalışıyor. Çalışılan alanlarda farklılık olmadığı gibi verimlilikte de engellilerle engelsizler arasında bir fark yok. Hatta diyebiliriz bu arkadaşlar daha iyi konsantre olduklarından daha üretken bir şekilde üretim yapabiliyorlar. Eşit Şans Projesi ekonomik olduğu kadar sosyal de bir proje. Bunun en güzel örneği de Saniye Acar. Kendisi işitme engelli ve hep bir işitme engelliyle evleneceğini düşünüyordu. Ancak burada işe başladıktan sonra eşi Gani Acar'la tanıştı. Şimdi bir yıldır evliler. Aynı yerde çalışıyorduk. Sonra konuşmaya başladık. Ben ilk önce hiç bilmiyordum işaret dili. Telefonla ufak tefek yazarak. Sonra kendisi öğretti bana alfabe falan. Bir süre sonra aşık olduk. Ailelerimizle konuştuk ve evlendik. Proje hem işveren hem de işçi için büyük kazanımlar sağlıyor. 19 işitme engelli özel eğitim meslek lisesinden gelen başvuru sayısı her yıl artıyor. Projede toplamda 216 işitme engelli çalışıyor. Bu sayı olarak dünya fabrikalarında bir ilk, üstelik onlarla beraber işaret dili tercümanları da istihdam ediliyor. Ancak fabrikanın bundan çok daha büyük bir iddiası var. Yeni mezunların hepsi Vestel'e başvurabilirler. CEO'muz Turan Erdan, icra kurulumuz başkanımız Ahmet Zorlu ikisi de telaffuz ettiler. Bu 19 liseden mezun olan tüm işitme engelli arkadaşlara kapımız açık. İşitme engelliler için hazırladığımız haberlerimizi aktardık. Saat başında görüşmek üzere.